Birdy Edwards'ın yakalanışı McMurdo'nun dediği gibi, yaşadığı ev ıssız bir yerdi ve planladıkları suç için çok uygundu. Kasabanın en ucundaydı ve yoldan uzaktaydı. Normalde suçlular hedeflerini takip edip silahlarını üzerine boşaltırlardı. Fakat bu adamın ne kadar şey bildiğini, bunları nasıl öğrendiğini ve patronlarına neler anlattığını öğrenmek zorundaydılar. Geç kalmış olabilirlerdi. Tüm sırları şirkete iletilmiş olabilirdi. Fakat geç kalmışlarsa en azından intikamlarını alabileceklerdi. Dedektifin henüz yeterli bilgi toplayamadığını düşünüyorlardı. Yoksa McMurdo'nun sorduğunu söylediği kadar çok soru sormazdı. Yakında bunu adamın kendisinden öğrenebileceklerdi. Bir kere yakaladıktan sonra onu konuşturacak bir yol bulabilirlerdi. İlk defa birini sorguya çekmiyorlardı. Mekmurdu anlaşıldığı üzere hapsın peçe gitti. O gün polis kendisiyle normalden daha fazla ilgileniyordu. Hatta Albay Marvin Mekmurduyu Chicago'dan tanıdığını söyleyen polis tren istasyonunda onunla konuştu. Öğlen olduğunda geri dönmüştü ve sendika binasında McKinty ile görüştü. "Geliyor," dedi. "Güzel," dedi McKinty. Dev adam ceketini çıkartmıştı. Yeleğinin üzerinde altın zincirler parlıyordu ve gür sakalının hemen altındaki kravatında elmas bir kravat iğnesi dikkat çekiyordu. İçki ve politika onu çok güçlü ve bir o kadar da zengin bir adam yapmıştı. Bu yüzden önünde duran dar ağacı ya da hapishane ona normalden daha korkunç görünüyordu. ''Sence çok şey öğrenebilmiş midir?'' diye sordu gergin bir şekilde. McMur da yavaşça başını salladı. Uzun süredir burada, en az 6 hafta. Eğer tüm o şirketlerin parasıyla aramıza sızmayı başardıysa, büyük ihtimal sonuç almıştır ve her şeyi patronlarına anlatmıştır. ''Locada zayıf halka yok.'' diye bağırdı Mekkin'di. ''Hepsi sadık adamlar. Fakat tanrım, korkak Morris'i unuttum. Bizi ele veren kesinlikle odur. Bu akşam evine birkaç adam gönderip ne bildiğini öğrenelim.'' ''Bunda bir sakınca görmüyorum.'' Mekmurdo cevapladı. ''Morris'i sevdiğimi inkar etmeyeceğim. Ona zarar geldiğini görmek beni üzer.'' Loja hakkında birkaç kere konuştuk ve bakış açısı sizden ve benden farklı olsa da köstebek olacak birine benzemiyordu. Fakat tabii ki en doğru kararı siz verirsiniz. Ona dersini vereceğim, dedi Mekkin öfkeyle. İki senedir ondan şüpheleniyordum zaten. Siz en iyisini bilirsiniz, diye cevapladı Mekmurdu. Fakat ne yapacaksanız yarın yapmalısınız. Bugün polisi ayaklandıramayız. Doğru, dedi Mekkinti. Kalbini sökmemiz gerekse bile bu Birdy Edwards denen adamın sırlarımızı nasıl öğrendiğini bulacağız. Tuzak olduğundan şüphelenmiş midir? McMurdo güldü. Sanmam, zayıf noktasını yakaladım, dedi. Mavnacıların izini cehenneme kadar sürmeye hazır. Para da aldım. McMurdo cebinden bir tomar para çıkarıp gülümsedi. Belgeleri görünce bir bu kadar daha verecek. Sof bir adammış, dedi McKinty. Belgeleri neden yanında getirdiğini sormadı mı? Sanki polisin gözünde şüpheli durumdayken böyle şeyleri üzerimde taşırım da üstelik bugün Albay Marvin tren istasyonunda yanıma geldi. ''Evet duydum.'' dedi McKinty. ''Bu işin ucu sana dokunacak. İşimiz bittiğinde cesedi terk edilmiş madenlerden birini atabiliriz. Fakat ne yaparsak yapalım sen hapsın peşte yaşayan bir adamın öldürüldüğü gün orada görüldün.'' Mekmur da omuzlarını silkti. ''İz bırakmazsak hiçbir şey kanıtlayamazlar.'' dedi. Gece eve geldiğini kimse görmez. Gittiğini de kimsenin görmeyeceğinden emin olmalıyız. Şimdi konsey üyesi size planımı anlatacağım ve diğerlerine bildirmenizi isteyeceğim. Saat 10'da eve gelecek. Kapıyı 3 kere çalacak ve ben açacağım. Sonra arkasına geçip kapıyı kapatacağım. Sonra istediğimizi yapabiliriz. Yeterince kolay. Evet fakat sonraki adım biraz daha karışık. Çetin bir ceviz. Her zaman silahlı dolaşıyor. Onu kandırdım fakat yine de silahlı gelecektir. Beni yalnız bulmayı beklediği bir odaya girip 7 kişi gördüğünü düşünün. Bir çatışma çıkacaktır ve birisi yaralanabilir. Doğru. Ayrıca silah sesleri kasabadaki her polisi eve getirir. Haklısın sanırım. Benim fikrim şöyle. Siz büyük odada bekleyeceksiniz. Evime geldiğinizde konuştuğumuz odada. Ben ona kapıyı açacağım. Oturma odasına götürüp belgeleri getirmek için odadan çıkacağım. Bu sırada size durumun nasıl gittiğini söyleyebilirim. Sonra sahte birkaç belgeyle geri döneceğim. Belgeleri okurken üstüne çullanıp kollarını tutacağım ve size sesleneceğim. Ne kadar hızlı gelirseniz o kadar iyi. En az benim kadar güçlü bir adam ve onu çok uzun süre tutamayabilirim. Fakat siz gelene kadar tutabileceğime inanıyorum. İyi bir plan, dedi Mekkinti. Loca bunun için sana borçlu. Görevimiz bittiğinde yerime geçmen için çalışacağım. ''Teşekkür ederim konsey üyesi, ben hala yeni bir üye sayılırım.'' dedi Mekmurdu. Fakat yüzündeki ifade iltifat hakkında ne düşündüğünü gösteriyordu. Eve döndüğü zaman akşam için hazırlıklarını yaptı. Smith Wesson altı patlarını temizledi, yağladı ve doldurdu. Sonra dedektifi tuzağa düşürecekleri odayı inceledi. Büyük bir odaydı. Ortada büyük bir masa ve köşede bir şömine vardı. İki duvarda cam vardı ve üzerlerinde panjur yoktu. Yalnızca ince perdeler vardı. Mekmurdo bu detayları dikkatlice gözlemledi. Gizli bir buluşma için fazla göz önünde bir yer olduğunu anlamış olmalıydı. Fakat evin yoldan uzakta oluşu bu durumu telafi ediyordu. Sonra komşusuyla durumu konuştu. Scanlan bir mavnacı olduğu halde kendi fikirlerini savunamayacak kadar güçsüz bir adamdı ve içten içe örgütün yaptığı işler onu korkutuyordu. Mekmurdo ona durumu kısaca anlattı. Senin yerinde olsaydım Mike Scanlan bu gece eve gelmezdim. Bu akşam burada hoş şeyler olmayacak. "Haklısın Mac," Scanlan cevapladı. "Ben de eksik olan şey cesaret. Madende de müdürdan'ın öldürüldüğünü görmek beni çok etkiledi. Ben bu iş için yaratılmamışım. McKinty ya da senin gibi değilim. Eğer korkak olduğumu düşünmeyecekseniz, bu gece sizi yalnız bırakırım." Adamlar anlaştıkları saatte geldiler. Dışarıdan normal vatandaş gibiydiler. Temiz giyimli ve saygılılardı. Fakat çoğunun gözlerinden Bird'i Edwards'a ne kadar acı çektirmek istedikleri okunabiliyordu. Bu odada bulunan her adamın eli birçok kez kana bulanmıştı. Onlar için insan öldürmek bir kasabın koyun kesmesiyle aynı şeydi. En başta hem giyim hem suçluluk olarak mekinti vardı. Sekreter Herway uzun boylu, titrek bir adamdı. Locaya son derece sadıktı ve adaletli olduğu tek konu locanın işleyişi konusuydu. Hazinedar Carter orta yaşlı bir adamdı. Somurtkan bir yapısı ve parşömen sarısı bir cildi vardı. Plan yapma konusunda çok yetenekliydi ve genelde tüm cinayetlerin planlarını o yapardı. Villa bir kardeşler uzun, kıvrak vücutlarıyla ve kararlı yüzleriyle atılgan gençlerdi. Kaptan Cormac esmer ve ağır bir gençti ve vahşiliği kardeşlerini bile korkutuyordu. İşte o akşam Pinkerton dedektifini yakalamak için McMurdo'nun evine gelen adamlar bunlardı. Ev sahibi masaya viski koymuştu ve adamlar kendilerini iş için hazırlamaya başladılar. Baldwin ve Cormac şimdiden yarı sarhoştular. Alkol onları daha da vahşi yapmıştı. Cormac ellerini yanan ocağın üzerine koydu. ''Bu oldukça iyi.'' dedi nefretle. ''Evet.'' dedi Baldwin ne demek istediğini anlayarak. ''Adamı şömineye bağlarsak konuşacağından hiç şüphe yok.'' ''Konuşacak, konuşturacağız.'' dedi Mekmurdu. Sinirli elleri çelik gibiydi. Bütün bu olaylara rağmen hala her zamanki gibi sakin ve rahattı. Diğerleri de bunun farkına varıp onu takdir ettiler. ''Sana güveniyoruz.'' dedi Mekkinti onaylayarak. ''Ellerini gırtlağını kavrayana kadar hiç ses çıkarmayacağız. Fakat pencerelerinde panjur olmaması kötü oldu.'' Mekmurdo cama yürüdü ve perdenin arkasından baktı. ''Bu saatte bizi kimse göremez. Vakit yaklaşıyor.'' ''Belki de gelmez. Şüphelenmiş olabilir.'' dedi sekreter. Gelecek merak etmeyin. Mekmurdo cevap verdi. Siz onu görmeye ne kadar istekliyseniz o da buraya gelmeye o kadar istekliydi. Yazık. Hepsi bal mumundan heykeller gibi kıpırdamadan oturdular. Bazılarının bardakları dudaklarında kalmıştı. Kapı üç kere çalındı. Sessiz. Mekmurdo elini kaldırdı. Adamlar sevinçle birbirlerine baktılar ve ellerini silahlarının üzerine koydular. En ufak bir ses bile çıkarmayın. Mekmurdo fısıldadı odadan çıkarken, kapıyı arkasından dikkatlice kapattı. Katiller kulak kabartıp beklediler, kardeşlerinin adımlarını saydılar. Dış kapının sesini duydular. Birkaç kelime söylendi, daha sonra ikinci bir ayak sesi ve yabancı bir ses duydular. Bir saniye sonra kapı kapandı ve anahtar çevrildi. Av tuzağa yakalanmıştı. Kaptan Cormac güldü fakat Mekkin telleriyle ağzını kapattı. ''Sessiz ol salak!'' diye fısıldadı. ''Bizi ele vereceksin!'' Yan odadan konuşma sesleri geliyordu. Konuşma bitmek bilmedi. Sonra kapı açıldı ve McMurdo kafasını uzattı. İşaret parmağı dudaklarının üzerindeydi. Odaya girdi ve hepsine tek tek baktı. Yüzünde bir değişiklik vardı. Çok meşgul biri gibi davranıyordu. Yüzü taş kesilmişti fakat gözlüğünün arkasında gözleri heyecanla parlıyordu. Bir lidere dönüşmüştü. Hepsi heyecanla ona baktı fakat o bir şey söylemiyordu. Hala aynı şekilde hepsine tek tek bakıyordu. Ee dedi McGinty sonunda. Burada mı? Bird Edwards geldi mi? Evet, dedi McMurdo yavaşça. Bird Edwards burada. Bird Edwards benim. Bu sözlerden sonra oda o kadar sessizleşmişti ki dışarıdan dinleyen birisi odanın boş olduğunu sanırdı. Ocağın üstündeki tencerenin çıkardığı ses kulaktırmalıyordu. Yedi beyaz surat hepsi bu adama dönmüş korkuyla bakıyordu. Sonra ani bir cam kırılması sesi duyuldu ve her camdan tüfek namluları perdeleri yırtarak çıktı. Bunun üzerine Bekinti yaralı bir ayı gibi kükredi ve yarı açık kapıya doğru atıldı. Kapıyı açtığında Albay Marvin'in mavi gözleri ve kendisine doğrulttuğu altı patlarla karşılaştı. McKinty sendeledi ve koltuğuna düştü. ''Burada daha güvendesiniz konsey dedi McMurdo olarak tanıdıkları adam. ''Ve Baldwin, elini silahından çekersen hala yaşayabilirsin. Silahını bırak yoksa tanrı şahidim olsun ki...'' ''Evet, böyle daha iyi. Evin etrafında kırk silahlı adam var ne kadar kaçış şansınız olduğunu hesaplayabilirsiniz. Silahlarını al Marvin. Camlardan uzanan tüfeklerin arasında direniş gösterme şansları yoktu. Silahları alındı. Hala şaşkınlıkla oturuyorlardı. Ayrılmadan önce bir şey söylemek istiyorum, dedi onları tuzağa düşüren adam. Mahkemeye kadar tekrar görüşeceğimizi sanmıyorum. O zamana kadar anlattıklarım üzerinde düşünün. Artık kim olduğumu biliyorsunuz. Sonunda her şeyi açıklayabilirim. Ben Pinkerton'dan Bird Edwards. Örgütünüzü dağıtmak için seçildim. Zor bir işti. Kimse. En yakınlarım bile ne yaptığımı bilemezdi. Sadece Albay Marvin ve patronlarım bundan haberdardı. Fakat bu iş burada bitti ve kazanan ben oldum. Yedi sararmış yüz ona baktı. Hepsinin gözlerinde tarifsiz bir nefret vardı. Edwards tehdit edildiğini anlamıştı. Belki de bu işin burada bitmediğini düşünüyorsunuz. Göreceğiz. Çoğunuz bir daha dışarıya adımınızı atamayacaksınız ve sizden sonra bu akşam tutuklanacak 60 kişi daha var. Fakat söylemeliyim ki bu işe başladığımda örgütünüzün varlığına inanmıyordum. Gazetelerin uydurduğu bir şey olduğunu sanıyordum. Bu yüzden bunları kanıtlamaya çalışıyordum. Hür Adam tarikatı ile ilgili olduğunuzu öğrenince Chicago'ya gidip üye oldum. O zaman sizin var olmadığınızı iyice inanmıştım. Örgüt bir hayır örgütüydü. Kötü hiçbir şey yapmıyorlardı. Yine de işimi yapmam gerekliydi, bu yüzden buraya geldim. Buraya gelince yanıldığımı, örgütün ucuz bir hikaye olmadığını öğrendim. Chicago'da kimseyi öldürmedim, hayatımda hiç sahte para basmadım. Size verdiklerim gerçek paralardı ve hayatımda bundan iyi bir alışveriş yapmadım. Örgütünüzün bir suç örgütü olduğunu bildiğimden suçluymuş gibi davrandım ve işe de yaradı. Böylece örgütünüze katıldım ve yeni bir üyeniz gibi davrandım. Belki en az sizin kadar kötü biri olduğumu düşünecekler. Sizi yakaladığım sürece ne düşündükleri önemli değil. Fakat gerçek bu. Yaşlı Stancery'i dövmeye gittiğiniz gece mesela. Onu uyarmaya zamanım yoktu. Fakat onu öldüreceğin sırada seni durdurdum Baldwin. Sizin üyenizmişim gibi önerdiğim her şey engelleyebileceğimi bildiğim şeylerdi. Dan ve Menzis'i kurtaramadım çünkü yeterince bilgim yoktu. Fakat katillerin idam edilmesini sağlayacağım. Chester Wilcox'u uyardım. Böylece evini patlattığımızda orada değildi. Durduramadığım birçok suç oldu. Fakat geriye dönüp düşündüğünüzde ne zaman hedefiniz eve başka bir yoldan gelse, ne zaman o gece dışarıya çıkmış olsa ya da ne zaman dışarı çıkacağında evde kalsa benim uyarılarım sayesinde oldu. Adi hain! McGinty sıkıca kapalı dişleri arasından tısladı. İçinizi rahatlatacaksa bana böyle diyebilirsiniz John McGinty. Siz ve adamlarınız burada uzun zamandır hem insanların hem de Tanrı'nın düşmanlarıydınız. Elinizde tuttuğunuz insanları kurtaracak birisi lazımdı. Bunu yapmanın tek yolu vardı ve ben de gerekeni yaptım. Siz bana hain diyorsunuz fakat kasabadaki insanlar siz asıldığınızda bana kahraman diyecekler. Üç ay bu cehennemde yaşadım. Washington hazinesindeki tüm para için bile bir üç ay daha yaşamam. Her şeyi öğrenene kadar kalmak zorundaydım. Her üyenin ismini, her sırrınızı. Burada olduğum haberi gelmeseydi biraz daha bekleyebilirdim. Kasabaya burada olduğumu bildiren bir mektup geldi. O zaman hızlı hareket etmem gerektiğini anladım. Size söyleyecek başka bir şeyim yok. Ecelim geldiği zaman burada yaptıklarımı hatırlayacak ve vicdanım rahat öleceğim. Şimdi Marvin seni daha fazla tutmayayım. Hepsini nezarethaneye götür. Pek anlatacak bir şey kalmadı. Scanlon'a Bayan Eti adresine götürülmek üzere mühürlü bir not verildi. Kendisi de bu görevi gülümseyerek kabul etti. Sabahın erken saatlerinde güzel bir kadın ve sessiz, yaşlı bir adam demiryolu şirketi tarafından özel gönderilmiş bir trene bindiler. Tren hiçbir durakta durmadan bu tehlikeli vadiden uzaklaştı. Eti de, sevgilisi de korku vadisine bir daha ayak basmadılar. 10 gün sonra Chicago'da evlendiler ve Jacob Shafter şahitleri oldu. Mavnacıların duruşması vadiden uzakta bir mahkemede yapıldı. Böylece örgüt hakimi korkutulamayacaktı. Çaresizce debelendiler. Çaresizce locanın tüm parasını vadideki insanları tehdit ederek ve onlara şantaj yaparak alınan parayı kendilerini kurtarmak için su gibi harcadılar. Hayatları hakkında her detayı, işledikleri her suçu bilen bu adamın ifadesi tüm çaresiz denemelere rağmen asla değişmedi. Sonunda insanlara korku salan bu örgüt dağılmıştı. Vadinin üzerindeki kara bulutlar sonsuza dek kayboldu. McGinty dar ağacına gönderildi. Ağlayarak ve bağırarak öldü. Sekiz loca lideri de aynı kaderi paylaştılar. Geri kalanlar farklı sürelerde hapis cezasına çarptırıldılar. Birde Edwards'ın davası artık kapanmıştı. Fakat tahmin ettiği gibi her şey daha bitmemişti. Ted Baldwin dar ağacından kurtulmuştu. Villa bir kardeşler de öyle. On yıl boyunca hapisteydiler fakat tekrar özgür kalacakları bir gün gelecekti. Edwards emindi ki o gün huzurlu hayatı son bulacaktı. Kurtulanlar kardeşlerinin intikamını Edwards'ın kanıyla alacaklarına yemin etmişlerdi ve yeminlerini tutmak için her şeyi yapmaya hazırdılar. Kendisine yapılan iki suikast girişiminin ardından Chicago'dan kaçmak zorunda kaldı. İsmini değiştirip Kaliforniya'ya taşındı. Bir süre rahat ettiler fakat karısı Eti Edwards hastalıktan öldü. Hayatına bir kez daha kastettiler ve bir kez daha ismini değiştirerek kaçtı. Douglas adıyla Barker adında bir ortak buldu ve maden işine girerek zengin oldu. Bu sefer izini bulduklarını öğrendi ve tam zamanında İngiltere'ye kaçtı. Sonra da John Douglas olarak ikinci kere evlendi ve Sussex'te bir beyefendi olarak yaşamaya başladı. Bu durumda okuduğunuz tuhaf olayla sonlandı.